Öğreten Tarih YouTube kanalına hoş geldiniz. İlk Müslüman Türk devletlerinde mimari eserler. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri. 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında Selçuklu Sultanı Alparslan, fethedilen toprak fethedenin malıdır anlayışıyla önemli komutanlarını Anadolu'ya fethetmekle görevlendirdi. Sonrasında Anadolu'da birinci beylikler dönemi başladı. Beylikler Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı yaptılar. Eserlerinde ve şehirlerinde Türkçe isimler kullandılar. Türk, İslam mimarisini Anadolu'ya taşıdılar. Saltuklular, Ebul Kasım Saltuk Bey tarafından Erzurum merkezli kuruldu. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Emir Saltuk kümbeti Erzurum'da bulunmaktadır. Anadolu'da bilinen ilk kümbet olma özelliğine sahiptir. Üç kümbetler Erzurum'da bulunmaktadır. Kümbetlerin en büyüğü Emir Saltuk Kümbetidir. Mama Hatun Külliyesi Kümbet, Kervansaray, Hamam ve Camiden oluşan Mama Hatun Külliyesi, Saltukluların başına 1191'de geçen 2. İzzettin Saltuk'un kızı Mama Hatun tarafından Erzurum Erzincan kervan yolu üzerinde eski ismi Mama Hatun olan Tercan'da yaptırılmıştır. Erzurum, Ulu Camii Saltuklu emiri Nasreddin Aslan Mehmet tarafından 1179 yılında yaptırılmıştır. Erzurum Kale Camii 1189-1197 yılları arasında yapılmıştır. Erzurum Tepsi Minare Kesik Kule ya da Saat Kulesi olarak da bilinen eser, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yer almaktadır. Mijingert Kalesi 1232 yılında Ebu Mensur tarafından inşa ettirilmiştir. Mengücekliler Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah, Divriği yöresinde kurulmuştur. Divriği, Ulu Camii ve Darüşşifası cami kısmı Mengücekli hükümdarı Ahmet Şah, Darüşşifa kısmı ise Ahmet Şah'ın eşi Turan Melek tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. Cami ve ona bitişik bir yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Divriği Kalesi kalenin yapımına Ahmet Şah zamanında başlamış ve oğlu Melih Salih zamanında kalenin inşası tamamlanmıştır. Danişmentliler, Danişment Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şehirleri civarında kurulmuştur. Yağbasan Medresesi, Danişmentliler döneminde Tokat'ta ve Niksar'da inşa edilmiştir. Danişmentlilere ait en önemli eser olup Türkler tarafından Anadolu'da inşa edilen ilk medresedir. 1135 tarihinde Danişmentli hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. 1145 yılında Nizameddin Yağbasan'ın saltanatı sırasında inşa edilmiştir. Kayseri Gülük Camii ve Medreseleri Danişmentliler döneminde yaptırılan ve başlangıçta külliye görevi gören yapı, cami, medrese ve onların hemen yanında yer alan ve günümüzde bulunmayan hamamdan oluşmaktadır. Amasya Halifet Gazi Türbesi 1210 yılı civarlarında Danişment emiri olarak bilinen Halifet Gazi tarafından Amasya'da inşa ettirilmiştir. Danişmentlilerin kurucusu Melik Danişment Gümüştekin Ahmet Gazi'ye ait olan türbe 12. yüzyılın ortalarında torunu Nizamettin Yağbasan tarafından yaptırılmıştır. Artuklular ismini Büyük Selçuklu Devleti'nin bir dönem Kudüs valiliğini de yapan Artuk Bey'den alır. Artuklular Artuk Bey'in oğulları Sökmen Gazi ve İl Gazi tarafından kuruldu. Mardin, Hasan Keyf ve Harput olmak üzere üç kola ayrıldılar. Mardin Hatuniye Medresesi 1177 yılında Kutbettin İlgazi'nin annesi tarafından inşa ettirilmiştir. Muzafferiye Medresesi Melik Muzaffer Karaaslan tarafından inşa edilmiştir. Hüsamiye Medresesi Hüsamettin Timurtaş tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Şehidiye Medresesi 13. yüzyılın başlarında Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan tarafından Mardin'de yaptırıldı. Malabadi Köprüsü Timurtaş bin İlgazi tarafından yaptırıldı. 1147 yılında döneminin şaheseri olarak inşa edilen köprü 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğundadır. Diyarbakır Artuklu Sarayı, Roma döneminde inşa edilen ve çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olan Roma Sarayı'nın temelleri üzerine Artuklular döneminde yeniden inşa edilmiştir. Saray aynı zamanda İslam alimi ve mucidi El Cezeri'nin buluşlarının pek çoğunun ilham kaynağı olan mekandır. Silvanolu Camii 1152-1157 yılları arasında 5 yıl boyunca Artuklulardan Necmettin Alpi tarafından yaptırılmıştır. Mardin Ulu Camii 1176 yılında Kutbettin İlgazi zamanında yaptırılmıştır ve günümüzde Mardin'in simgesi olarak gösterilmektedir. Harput Ulu Camii Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından 1156-1157 yılları arasında yaptırılmıştır. Kızıltepe Ulu Camii Yavlak Arslan tarafından 1180 dörtte caminin yapımına başlanmıştır. Caminin yapımı devam ederken, Yavlak Arslan'ın vefat etmesi üzerine, kardeşi Artuk Arslan tarafından caminin yapımı tamamlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın.